3888. Les Ambassadors Royal Marina Restoran. Çok yakında. Efendim merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'a hamd ile peygamberimizi de salat ve selamla hatırlayarak başlayalım bugünkü sohbetimize değerli kardeşlerim. Dünya tarihi hep iyilerle kötülerin mücadelesiyle doludur. Bunun pek çok örnekleri var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ona tabi olan Müslümanların memleketleri olan Mekke'den pek çok eziyet ve zulüm görerek orayı terk etmeleri ve daha sonra da yine Allah'ın takdiriyle ellerinden gelen gayretleri gösterip yine oranın fethiyle sonuçlanması gibi örnekler çok. Bugün inşallah değerli kardeşlerim bu örneklerden en çarpıcı olanlardan ve Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurulanlardan birisiyle inşallah o örneği genişletmiş olacağız. Kur'an-ı Kerim'de malum peygamber kıssaları vardır. Kıssalarına yer verilen peygamberlerin davetlerinin ortak özelliği tevhid inancıdır. Yani Allah'ın tek olduğu inancı ve bu imana çağrı. Bütün peygamberlerin davetinin temelinde bu esas vardır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hayat hikayeleri, kıssaları anlatılırken sadece işte bir masal olsun diye anlatılmış falan değildir. Geçmişten bir hatıra olarak kalsın falan diye değildir ya. O büyük insanların seçilmiş, Allah'ın seçtiği peygamber olan şahsiyetlerin hayatları bizim için gerçekten muhteşem örneklerle doludur. Her birisinin hayatı. Bu sohbetimizde Hazreti Yusuf peygamberin, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını konu edineceğiz inşallah. Cenab-ı Rabbül Alemin faydalı olmasını sağlasın. Kur'an-ı Kerim'den kıssaların en güzellerini Cenab-ı Hak bizlere beyan ettiğini ifade buyuruyor. Yani kıssalar en güzel örneklerdir ve Kur'an'da örnekleri verilen bu kıssalar hakikaten hayatta en güzel örnekleri teşkil eder. Yusuf suresi esasında Yusuf peygamberin hayatının hemen hemen tamamını kapsamaktadır. Orada 7. ayette diyor ki, andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Evet, almak isteyenler için. Herkes ibret almayabilir ama kalbini ona açanlar ve ona iştiyaklı olanlar elbette ki o ibretleri alacaklar, hayatlarında uygulayacaklar ve bunun muazzam faydalarını da göreceklerdir.
Hazreti Yusuf'un kıssasında, Kur'an'da beyan buyurulan kıssasında, değerli kardeşlerim, kıskançlık var, ihanet var, intikam var. Tabii bu onun şahsında değil, ona karşı uygulanan bir takım uygulamalar bunlar. Yani kötülük dürtülerinin arasından iffet, doğruluk, erdem gibi iyilik ve ahlaki değerlerin pratik hayata yansıması dikkatimizi çekiyor Yusuf Aleyhisselam'ın bu kıssasında. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında, hayatında değerli kardeşlerim, üç gömlek dikkatimizi çekiyor. Evet, üç gömlek. Onun hayatı adeta bu üç gömlek üzerine kurulmuş. Oradan hareketle inşallah hayatının detaylarına da bakmaya çalışalım. Ama biz çok detaydan ziyade alınacak ibretler üzerinde duracağımızı söylemiştik. Evet, üç gömlek dedik. Birinci gömlek değerli kardeşlerim, çocukluk dönemini hatırlatan gömlek. Hangi gömlek? Kanlı gömlek. Aslında o gömlekteki o kan sahte kandı. Yani Hazreti Yusuf'un kanı değildi. Kardeşlerinin babalarını kandırmak için onu kurt yedi diye söyleyip işte kanları da burada şeklinde Hazreti Yusuf'u kuyuya atmaları hadisesi. Onu hatırlatan gömlek birincisi bu. Detayları zaten malum. Bunlar üzerinde çok duruldu, anlatıldı. Hazreti Yusuf hakkında kitaplar neşredildi, makaleler yazıldı, hala da devam ediyor. Biz onların özünden, özetinden alıp hangi dersleri kendimize mal etmemiz gerektiği üzerinde duracağız inşallah. Evet, birinci gömlek demek ki Hazreti Yusuf'un sahte kana bulanmış gömleği. Babası o şekilde kandırıldı ya da kandırılmaya çalışıldı. İkinci gömlek değerli kardeşlerim, o dönemde Mısır'ın önde gelen kadınlarından biri olan Züleyha'nın kurmuş olduğu tuzağa, fitnesine karşı güçlü iradesiyle direnirken arkasından yırtılan gömleği. Evet, arkasından, oraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkasından yırtılan gömleği. Ona geleceğiz inşallah, ayet-i kerime onu açıklık kazandırıyor. Daha doğrusu iffet ve ismetinin delili olan gömlek. Evet, birincisi mağduriyetinin, mazlum olmasının delili olan gömlekti, kanlı gömlek. İkincisi de onun iffet ve ismetinin, doğruluğunun, dürüstlüğünün, namus timsali oluşunun delili olan ikinci gömlek. O da Züleyha'nın eseri, ardından yırtılmış olan gömlek. Bir gömlek daha var değerli kardeşlerim, Hazreti Yusuf'un hayatında dikkatimizi çeken hem de en önemlilerinden birisi. Kardeşleri vasıtasıyla biliyorsunuz kuzuya atılmıştı Hazreti Yusuf. Ve daha sonra işte oradan bir vesileyle geçen kervancılar çıkardılar, onu köle olarak Mısır'da sattılar vesaire. Ve Cenab-ı Allah ona muazzam bir saltanat da nasip etti. Evet, Mısır'ın hazinedarı oldu. Yani Maliye Bakanı oldu, sultan oldu oraya. Ondan sonraki işte kardeşleriyle yeniden tanışması, kıtlık vesilesiyle vesaire ve Hazreti Yakub'a sırtından çıkarıp gönderdiği gömlek var. Evet, o gömlek de çok önemli bir gömlek. Hazreti Yakub'a gönderdi çünkü kardeşlerinin orada olduğuna inanmayacaktı Hazreti Yakup. Ama o babam beni bu gömlekten tanır şeklinde, kokusundan anlar şeklinde bir ifadeyle onu gönderdi. Bu da
İşte Hazreti Yusuf'un iktidar dönemindeki istikametini simgeleyen gömlek. Üçüncü gömlek de bu. Evet. Hazreti Yusuf'un kıssasında onun iffeti ve ahlaki olgunluğu özellikle dikkat çeker değerli kardeşler. Yani bütün dünya devam ettiği sürece gençlerin tamamına muhteşem örnek teşkil edecek bir ahlaki olgunluk. Evet, iffet, iffet deyip duruyoruz. Nedir iffet? Ona da kısaca bir açıklık getirelim. İffet, gayrimeşru isteklere, arzulara kapalı olma halidir. Evet, gayrimeşru istek ve arzulara kapalı olma hali, hayır diyebilme durumunu ifade eder. Yani insanın hem bedeni hem de maddi hazlara aşırı düşkünlükten korunmasını sağlayan, erdem için kullanılan ahlaki bir terimdir. Evet, insan olmanın özelliği bu ahlaki duruma sahip olmaktır, iffetli olmak. İnsan diğer mahlukat gibi değildir, hayvan gibi değildir insan. İnsan her şeyin kendisine amade kılındığı, Cenab-ı Hakk'ın hasreten yarattığı, özellikle ahseni takvim üzere yarattığı bir varlık. Öyleyse bütün varlıklardan farklı olmalı. İffet yönü bunu ifade eder değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özellikleri anlatılıyor pek çok surede, pek çok ayette. Bu özellikler anlatılırken, mesela Mü'minun suresinde, Me'ariş suresinde bunlar beyan buyuruluyor. En çok iffetleri üzerinde durulur ve müminlerin özelliklerinden birisinin de onların iffetlerini korumuş olmaları, ona azimli olmaları ifade edilir. Yine Ahzab suresinde uzunca bir ayet-i kerimede ayrı ayrı zikredilerek hem de müstakillen mümin erkekler ve mümin kadınlar iffetli bir hayat sürmelerinin mükafatı olarak kendilerine Allah'ın mağfireti müjdelenmiştir. Ve büyük bir mükafat hazırladığı Allah'ın öyle insanlara beyan edilmiştir. Evet, iffetli olmanın mükafatı Cenab-ı Hakk'ın katında çok muazzam nimetlere nail olmak demektir. Rabbül Alemin Ahzab suresinde, Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça beyan ediyor. Diğer yandan bütün müminlere iffetli olmaları ve iffetsizlik için bir giriş kapısı sayılan haram bakıştan bile kaçınmaları emrediliyor. Evet, yine bu da Nur suresinde beyan ediliyor. Haram bakıştan bile kaçınmaları. Hani derler ya, göz bakar, gönül akar. Elbette bakmanın da değişik şekilleri var. Onun için biz güzel bakıştan yana olmalıyız. İyi bakıştan, iyi niyetli bakıştan yana olmalıyız. Tabii kalpten geçenleri bizim tespit etmemiz mümkün değil. Onu Allah biliyor. Allah'la aramızda perde yok. O kalpten geçen en ince düşünce tarzlarında biliyor. Onların hepsine de vakıf. Çünkü şah damarımızdan daha yakındı, değil mi? Daha önceki sohbetlerimizde de ifade ettiğimiz gibi. Ancak tabii bunun tersinin de müeyyidesi var. Davranışlarında, tavırlarında, sözlerinde, hareketlerinde ilahi değerlere uygun tavır sergilemeyenler, yani Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurulan sevgili Peygamberimizin hayatında görülen o güzellikleri sergileyip onlara aykırı davrananlar, onlar da
Kur'an'da haddi aşanlar diye ifade ediliyor. Evet, haddi aşanlar. Haddi aşanların da ilahi mükafattan mahrum kalacakları ve onlara cezai müeyyide uygulanacağı beyan ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela Hazreti Meryem'den bahsedilir. Hazreti Meryem'in iffet konusunda büyük bir örnek olduğu ifade edilir. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarının iffetli davranışlarından bahsedilir. Ve Hazreti Musa'nın iffetine çok düşkün olduğu beyan edilir. Hep bizlere örnek olması bakımından bunlar bizde Kur'an-ı Kerim'de hatırlatılır. İffetli davranışlara ve bu davranışların Allah katındaki değerine sevgili Peygamberimizin de pek çok hadis-i şerifinde temas edildiğini görüyoruz. Evet, gelelim Hazreti Yusuf'un o bizim hayatımıza örnek teşkil edilecek durumuna. Daha küçücük çocukken kuyuya atılıp, işte oradan bir takım geçen insanların alıp onu Mısır'da satmaları ve satıldığı kişinin de, köle olarak satıldığı kişinin de bir maliye bakanı veya bir vezir olduğu ifade ediliyor. Ona satılıyor ve ondan sonra da tabii aradan yıllar geçiyor, serpilip gelişiyor. Delikanlılık çağına geliyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Allah vergisi bir güzelliğe sahip. Gerçekten muazzam bir yakışıklılık. Ama o durumun kendisinin karşılaşacağı imtihandan habersiz bir şekilde tecelli ettiğini görüyoruz. Başarılması çok güç olan arzu ve isteklerle sınanıyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam. O kıssada, Yusuf kıssasında dikkat çeken önemli bir nokta, kardeşlerinin kurduğu tuzaktan daha sinsice hazırlanmış bir tuzağa karşı Hazreti Yusuf'un vermiş olduğu, iffetini korumak için vermiş olduğu mücadele. O çok önemli. Evet, henüz çocuk yaşta Mısır'a geliyor Hazreti Yusuf. Mısır Azizi'nin evinde son derece iyi şartlar altında yetişiyor. Ona iyi davranıyorlar. Mısır Azizi'nin kendisi de, aile efradı da, hanımı falan çok iyi davranıyorlar ve çok iyi şartlarda yetişiyor. Gerek fiziki güzelliği, gerekse ahlaki güzellik bakımından gerçekten insanlık tarihinde eşine az rastlanılacak bir durumdaydı. Yusuf Aleyhisselam daha o zaman peygamber değil elbette. Güzel, zengin ve mevki sahibi aynı zamanda kendisine aşık olan bir kadınla sınavdaydı. Bulunduğu evin kadını, evli barklı bir kadın, o Aziz'in hanımı. O tabii hissiyatına gem vuramamış. Ne yazık ki içinden gelen kötü dürtülere hayır diyememiş bir kadın olarak görüyoruz. Hazreti Yusuf'un köle olarak bulunduğu evin hanımı, Züleyha biliyorsunuz, onun teklifini ve o teklife karşı Hazreti Yusuf'un dik duruşunu Kur'an-ı Kerim çok güzel bir şekilde anlatır. Evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murad alıp yararlanmak istedi. Ayet-i Kerime bu. Yusuf kıssasının anlatıldığı Yusuf suresindeki ayet. Evet. Evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murad alıp yararlanmak istedi. Kapıları kilitledi ve hadi gelsene diye aynen böyle hey telek hadi gel. Burada
heytelek ifadesi, haydi gel, ben senin için hazırlandım anlamını da kapsayan bir ifade olduğunu tefsircilerimizden görüyoruz. Tabii Hazreti Yusuf nihayet bir insandır. Delikanlılık çağındadır. Bu teklife hayır demesi için görünüşte hiçbir engel yok. Evet, hiçbir engel yok. Ancak o hem bu teklifin haram ve çirkin olduğunu hem de Allah'ın her an kendisini gördüğünün şuurunda, bilincinde. Kadının o tutkusuna karşılık Hazreti Yusuf iradesine ve duygularına son derece sağlam hakim olur. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yapmayacağını bildirir ve teklifi reddeder. Anında. Şöyle ayeti kerime anlatıyor onu. Allah'a sığınırım. Çünkü o, yani senin eşin, kocan, benim efendimdir, patronumdur. Evet, benim patronumdur, veli nimetimdir. O bana çok iyi baktı, senin eşin, kocan. İyi davrandı. Doğrusu zalimler hiç iflah olmazlar. Buradaki iflah olmayan zalimlerin kim olduğu gayet güzel anlaşılıyor. Birincisi, Allah'ın her an kendisini murakabe ettiğini düşünmeyen kimse. İkincisi de verilen nimetlere nankörlük etme duygusu. Evet, işte Allah böyle zalimleri iflah etmez diyor. Hazreti Yusuf bu tavrıyla kıyamete kadar gelecek bütün gençler için, değerli kardeşlerim, büyük bir irade örneği sergilemiş oluyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf'un bu direnişi şöyle vurgulanıyor. Yemin olsun ki o kadın ona, Yusuf'a eğilim göstermişti, meyletmişti. Rabbinin delilini görmeseydi Yusuf, o da kadına meyledecekti. Evet, o da ona eğilim gösterecekti. Ama Rabbinin delilini görmeseydi. Yani Hazreti Yusuf malum peygamber çocuğudur kendisi, Hazreti Yakup'un oğlu. İlahi tebligattan haberi elbette var. İşte böylece diyor, biz kötülük ve çirkinliği ondan uzaklaştırmak için delilimizi göstermiştik. Rabbimiz diyor bunu. Şüphesiz ki o bizim ihlaslı, samimi kullarımızdandı. Evet. İhlaslı olmanın, iffetli olmanın, samimi olmanın, ahlaki davranışlara son derece uygun tarzda yaşamanın karşılığı olarak Yüce Allah'ın da ona bu şekilde bir davranış tarzını vermesi ifade ediliyor. O iradeyi Cenab-ı Hak ona bahşetmiş. Tabii kadının amacı Hazreti Yusuf'un iffetli ve namuslu biri olup olmadığını denemek veya şaka yapmak falan değil. Bu çok iyi anlaşılıyor sureden. Buna rağmen Yusuf aleyhisselam kadına aynı şekilde elbette ki karşılık vermez ve teklifini reddeder. Züleyha'nın tahrikleri karşısında Yusuf Allah korkusu, hayası, takvası, iffeti sebebiyle ona hayır demiştir. Evet, Allah korkusu başta olmak üzere hayası, takvası, iffeti sebebiyle. Hazreti Yusuf'un ortaya koyduğu davranışından onun
iradesini sabırlı ve iffetli olma yönünde kullandığı görülüyor. Kadın ısrarlıdır. Kendinden kurtulmak için kaçmaya başlayan Yusuf'un peşini bırakmaz. Evet, Hazreti Yusuf baktı ki kurtuluş yok, kaçacak ve kapıya doğru yönelmiş. Ayet-i Kerime'den onu nakledelim. Şöyle diyor Cenab-ı Allah onu beyan buyururken, ikisi de kapıya doğru koştular. Hazreti Yusuf önde, kadın arkada. Ve kadın onu gömleğini yakalayıp, o da asılınca yırtıldı. Gömlek yırtıldı. Kapının yanında, kapı açılır açılmaz kocası ile karşılaştılar. Evet, durum çok vahim bir durum gerçekten. Ve hemen iftiraya yeltendi. Bak dedi kocasına, senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir ki? Evet, bu bana kötülük etmek istedi diyor. İşi tersine çeviriyor. Yusuf da mahcup. Dedi ki, asıl kendisi benim nefsimden murad almak istedi diye kendisini savunmaya çalıştı. Tabii iş büyüdü. Sonra etrafa yayıldı. Bir bilir kişi, hem de o bilir kişi Züleyha'nın akrabalarından birisi. O şöyle şahitlik etti. Esasında şahitlik değil, bir yol, yöntem onlara tavsiye etti Mısır Aziz'ine. Dedi ki, eğer gömleği Yusuf'un önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, Yusuf suçludur. O yalancılardandır o zaman. Ama gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. O zaman Yusuf da doğru söylemiştir. Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce durumu anladı. Ve dedi ki, sizin tuzağınız, hanımına hitaben, gerçekten yaman bir tuzaktır. Ve Yusuf'a hitaben de dedi ki, Yusuf, sen bundan, yani olanları söylemekten vazgeç. Etrafa bu durumu söyleme diye de ona telkinde bulundu. Hanımına da, sen de günahının affını dile Allah'tan, çünkü sen gerçekten günahkarlardan oldun. Bunlar ayeti kerimelerin mealleri değerli kardeşlerim. Olayın en güzel şekilde ifadesi olan ayetler. Evet, Hazreti Yusuf'un ahlaki direnişi bir anlık bir direniş değildi. Bir günlük, bir haftalık, bir yıllık falan bir direniş değil. Aylar, belki yıllar boyu aynı imtihanla karşı karşıya kalacak Hazreti Yusuf. Hadise çevrede duyulup yayılır elbette. Yerin kulağı var derler. Şehirdeki bir takım kadınlar, ileri gelenlerin hanımları ve meseleyi dillerine dolarlar. Derler ki, bak duydunuz mu? Aziz'in eşi, hanımı, hizmetindeki gencin, yani kölesinin nefsinden murad almak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz diye sağda solda konuşmaya başlamışlar. Evet, Aziz'in karısı, yani Züleyha, kadınların dedikodularını duyunca elbette o da kendine göre bir savunma mekanizması oluşturuyor. Onları yemeğe davet ediyor, dedikodusunu yapan kadınları. Ve onlara güzel oturma mekanları hazırlıyor, yastıklar, koltuklar vesaire. Her birine de ellerine birer bıçak vererek
önlerine koymuş olduğu meyveleri yemelerini istiyor. Buyurun diyor, ikramımızdır. Ve o anda hanımlar meyveleri soyarken veya keserken Hazreti Yusuf'a kölesi zaten yani yap denileni yapmak durumunda, iffete aykırı olmayan bir davranışsa eğer varsa mutlaka savunacak kendisini. Karşılarına çıkmasını istiyor Yusuf'a kadınların. Onlar ellerinde meyve soymakla veya kesmekle meşgulken. Ve Hazreti Yusuf çıkıp gelince onun gerçekten o muhteşem güzelliği karşısında kadınlar şaşırıp kalıyorlar. Deyim yerindeyse ağızları açık kalıyor ve meyveleri kesmek yerine ellerini kesmiş oluyorlar. Evet, ellerini kesiyorlar. Ve ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle haşa Rabbimiz, öyle diyorlar kadınlar. Bu bir beşer değil, bir insan olamaz bu. Olsa olsa bu ancak bir melektir, öyle diyorlar. O zaman işte Züleyha diyor ki, bakın işte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onun nefsinden murat almak istedim diye de kendisi bizzat o teklifin sahibi olduğunu itiraf ediyor. Ve diyor ki ama o iffetini korudu, bunu da itiraf ediyor. Ama diyor Yusuf iffetini korudu. Fakat bunu takdir etmek yerine tehdit ediyor. Diyor ki andolsun eğer kendisine emredeceğim şeyi yapmazsa, hala peşinde, arzusunun, isteğinin peşinde hala. Eğer onu yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır. Böyle tehdit de ediyor. Açıktan açığa. Evet, burada değerli kardeşlerim, bir hususun vurgulanmasında fayda var. Mısır'ın ileri gelenlerinin eşleri, hanımları, Züleyha'nın nikahsız beraber olma, yani zina gibi çirkin bir fiile teşebbüs etmiş olmaları, olması kınanmış bir durumdur. O kadınlar onu kınadılar. Sapkınlık içinde diye ifade ediyorlar. Buna rağmen Züleyha davet ettiği hanımların yanında bile ihtirasını ve niyetini açıkça ilan etmekten de çekinmiyor. Kur'an bunu böyle haber veriyor. Ziyafet esnasında Yusuf'u davetlilerin huzuruna çıkararak böyle güzel bir köleye bu şekilde bir arzu duymanın kendisi için bir eksik olmadığını hala vurgulamak istiyor. Evet. Nefsine dur deme imkanı olmadığını söylüyor. İffet abidesi Yusuf Aleyhisselam tehlikeli bir plan ve son derece tehlikeli bir oyunla, tehditle karşı karşıya kalıyor. O iffetinden, haysiyetli duruşundan ama geri adım atmıyor. Allah'a sığınıyor. Senelerce zindanda, hapiste yatmayı göze alıyor. Evet, değerli kardeşlerim. İşte bu Allah'a karşı saygının, ona karşı kulluk şuurunda olmanın en güzel, en muhteşem örneği. Ve dua ediyor. Allah'ım diyor, ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettikleri şeylerden daha sevimlidir. Evet. Ben o işi yapmak istemiyorum
zindan bana bundan daha sevimlidir. Eğer sen bu kadınların tuzağını, bu kadınların düzenini benden uzak tutmazsan, korkarım ki ben onlara meyledelim de cahillerden olurum. Yani benim bu sabrım, iffetime, ahlaki değerlerime sahip çıkışıma, çıkışım konusunda bana yardım et diye dua ediyor. Bu da Yusuf suresinden bir ayet. Hazreti Yusuf'un iffetinin kendisini günaha çağıran kadır tarafından da dile getirilmesi dikkat çekiyor. Yani o da itiraf ediyor. Evet, o kendisi iffetini korudu diyor. Ben onun nefsinden murad almak istedim ama o iffet ve ismetinde sımsıkı bağlı olduğunu ifade etti. Ona bağlı kaldı diyor. Bu nezih ve asil bir ruha sahip Hazreti Yusuf'un duruşudur değerli kardeşlerim. Asla onların gayri meşru tekliflerine gönlünde yer vermez. Neticede hakikaten duasına da karşılık bulur ve bu çetin imtihanı zarar görmeden atlatır. Zarar görmüş, zarar nasıl görmüş? Yıllarca zindanda atılmış ama o zindanı bir mektep, bir okul, bir medrese haline de getirmiş orada. Evet, orada da Cenab-ı Hakk'ın kendisine göstermiş olduğu ilahi tebliğatı orada da devam ettirmiş. Evet, değerli kardeşlerim, günümüz dünyasıyla Hazreti Yusuf'un içinde bulunduğu ortam arasında pek çok yönden benzerlikler mevcut. Biliyorsunuz zaten. Nefsin arzularıyla çepeçevre kuşatılmış durumdaki bireylerin kendilerini koruyabilmeleri ancak ve ancak Allah'a sığınıp iffeti kalkan haline getirmek suretiyle mümkündür. Allah'ın yardımına mutlaka ihtiyacımız vardır. Hazreti Yusuf mutluluk ve huzuru nerede buluyor değerli kardeşlerim? İffetli kalmakta, gayrimeşru isteklere uzak durmakta ve Allah'a karşı kulluğunun şuurunda olmakta buluyor. Hayat bu dünyadan ibaret değil çünkü burada yaptıklarımızdan mutlaka hesaba çekileceğimizi o çok iyi biliyor. Kontrol edilmesi oldukça zor şartlar altında. Nikahsız beraberlikten uzak durmaya çalışmakla kalmamış Hazreti Yusuf, sıkıntıları da göğüslemeye hazır olduğunu belirtmiştir. Ve orası bana, bu zindan bana bu tekliften daha hayırlıdır demiştir. Hazreti Yusuf'un değerli kardeşlerim, Züleyha'yı reddedişinin arka planında yer alan niyet son derece önemli. Evet, niyet. Kısmen onu ifade ettik ama biraz açılım sağlamakta fayda var. Kapıların sımsıkı kapatıldığı bir ortamda bulunmasına rağmen Hazreti Yusuf Allah'a sığınırım diyerek teklifi reddetmesi sadece ve sadece Rabbine karşı gelmekten sakınma düşüncesinden kaynaklanıyor. Evet. İnsanlara hesap vermesi söz konusu bile değil. Ama çünkü o biliyorsunuz hiç çekinmeden o teklifi yaptığını çevresindeki hanımlara, kadınlara bile anlatabiliyor. Servet, şöhret, makam günümüz müminlerinin en büyük sınavlarından biridir değerli kardeşlerim. Evet. Bir de şehvet imtihanı var. Onun karşısında iffetini korumayanlar için, korumak isteyenler için haya timsali Hazreti Yusuf'un o duruşundan alınacak büyük ibretler, dersler vardır. Ayette de öyle diyor. Başta da arz ettim ya.
Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde isteyenlere nice ibretler vardır. Nice ibretler. Dünyada edepleriyle, iffetleriyle temiz bir şekilde yaşamak isteyen müminler, nezih bir şekilde yaşamak isteyen müminler, özellikle mümin gençler, Hazreti Yusuf'un iffet ve ihlas sembolü tutumunu kuşanarak haramlardan kaçınması lazım değerli kardeşlerim. Ve böylece peygamber ahlakını bir model olarak insana sunabilmelidirler. Son derece önemli. Zamanımızda bilhassa çok önemli. Benzer bir imtihana maruz kalındığında nefisleri ve nesli iffetsizlikten korumak için Allah'ın bir burhanı olarak zinaya yaklaşmayın. Zira o hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Bunun üzerinde esasında durulacak olsa saatler sürer değerli kardeşlerim. Çünkü bu nikahsız beraberliklerin neticesinde pek çok hastalıkların neşet ettiği ve nesillerin birbirine karıştığı, kimin kimin evladı olduğunun son derece şüpheli olduğu durumlarla karşılanıyor ve böylece kardeşin kardeşle bile evlenmesi bilmeden de olsa gerçekleşmiş oluyor. Bunun gibi çok büyük mahsurları olduğunu biliyoruz. Tıbben de, tıp uzmanları da bunu böyle izah ediyorlar. Ama biz işin öbür yönünde, yani Kur'an'ı yönünde durmaya çalışıyoruz. O bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur diyor Rabbimiz buna. Netice olarak Hazreti Peygamber'in yaptığı şu dualar da ihmal edilmemeli değerli kardeşlerim. Dua çok önemli. Dua bizim hayatımız. Dua ibadetin özüdür diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Onun için duaları, bu duaları kendi lisanımızla kalben Rabbimize arz etmemiz son derece önemli. Onun yardımına çok ihtiyacımız var. Şöyle dua ediyor Peygamberimiz. Bize de böyle dua etmemizi tavsiye buyuruyor. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Evet, hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Allah'ım, nefislerimizin şerrinden sana sığınıyoruz. Evet, nefis kötülüğü emreder. İnnen nefse le emmâretun bisû. Nefislerimizin şerrinden sana sığınıyoruz Allah'ım. Allah'ım, senin rahmetini umuyorum. Evet, senin rahmetini ümit ediyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle ıslah et, düzelt. Senden başka ilah yoktur. Böyle dua ediyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam. Değerli kardeşlerim, biz de böyle dua edelim ve Rabbimize bu niyazlarla sığınalım, ondan yardım isteyelim. Yoksa önümüzde, yanımızda, solumuzda, sağımızda, ardımızda pek çok tehlikeler dalga dalga, halka halka bizi kuşatmış vaziyette. Her bakımda, maddi, manevi vesaire, bunlardan elbette ki kurtulmanın mutlaka çarelerini arayacağız. O çarelere tevessül edeceğiz, uygulayacağız. Ama onların hepsinin de ötesinde, üstünde Rabbimize de dua edeceğiz değerli kardeşlerim. Böylece Hazreti Yusuf hakkında anlatılabilecek olanların çok kısa bir özetinin özeti mahiyetinde dersleri anlatmaya çalıştım. Rabbim bizleri o güzelliklerden istifade eden kullarından eylesin. Bizleri Hazreti Yusuf ahlakıyla ahlaklandırsın. Onun iffetiyle bizi tezyin eylesin. Ve bunların hepsini de kapsam içerisine alan Kur'an ahlakıyla cümlemizi ahlaklandırsın. Peygamberimizin muhteşem örnekliğini hayatımızda yaşamayı nasip eylesin.
Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim.